Bak ne diyor? Efendim diyor, bizlere acziyet kavramından söz eder misiniz? Kardeşimiz bak bunu bir de ne güzel nitelendirmiş. Diyor ki bu hazineden nasıl sebepleniriz? Nasipleniriz yani. O acziyeti bir hazine olarak nitelendirmiş. Yani ne kadar doğru. İran'ın Mevlana'sı derlermiş. Hani dünkü sohbetinde sultanımızın geçti ya, Şadisi Şirazi, Hafız Şirazi diye geçti orada da. O mübarek. Onun eseri de hani Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi gibi. Onun eserinin adı da Gülistan. Ona sormuşlar, efendim demişler, yani bu Allah-u Teala'nın lütuflarının karşısında biz nasıl hamd edelim, nasıl şükredelim yani? Bu şükrün edası var mı? Bak mübareğin verdiği cevaba bak, diyor ki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o lütufların karşısında bizlerin diyor şükrünü eda etmemiz söz konusu bile olamaz da biz sadece o lütufların karşısında diyor acziyetimizi bilirsek eğer, o zaman diyor Allah-u Teala boynumuzun bükük, hani diyor ya ben boynu büküklerle beraberim, gönlü kırıklarla beraberim diye. O zaman diyor Allah-u Teala boynumuzun büküklüğüne bakar da diyor bize bir kıymet verir, bizim hamdimize, şükrümüze. O acziyet böyle bir hazine. Yani nasıl? Bunu somutlaştırayım. İşte şimdi düşün ki ülkenin, değil mi, Cumhurbaşkanlığı makamında Tayyip Bey var ya. İşte düşün, o Tayyip Bey işte Tahir Bey'e şey gönderdi. Şöyle bir siyah bir paket. Üstünde ne adres var, ne bir şey var. Hani işte Sayın Tahir Bey yazıyor sadece. Gözünde gözlük, simsiyah bir takım elbiseli biri Tahir Bey'in kapıyı çaldı, verdi şimdi ona. Cumhurbaşkanımızdan sana bir paket var diye. Koydu gitti şimdi. Onun da ne adını biliyor, ne sanını biliyor. Tahir Bey'in de bu paketin içindeki her neyse çok ihtiyacı olan bir şey yani. Vallahi düşün ki açtı, ne kadar sevindi, ihtiyacı olan bir şey ya. Şimdi karşılığında Tayyip Bey'e teşekkür etmek istiyor. Değil mi? Böyle bir şey var. Gerek teşekkür etmek lazım ya. Nasıl ulaşacak? Elinde hiçbir imkan var mı? Vallahi ne telefon, ne bir adres. Adam da koydu gitti getiren. Hiç ulaşması için bir imkan var mı? En fazla gider. Külliyenin önünde yatar. Ona da git kardeşim, akıllı mısın, deli misin derler, değil mi? Hiçbir tane necisin diyen bile olmaz. Bak bak. Görüyor musun acizliğini? Hiçbir imkanı yok ha. Tayyip'e teşekkür etmeye, görüyor musun? Bak. İşte o kul, teşbihte hata olmasın, öyle aciziz işte yani. Nasıl ulaştıracaksın sen o hamdi, şükrü? İşte şurayla. Elinde başka hiçbir şey yok ki çünkü. Sadece şu gönül bağını kurabiliyor musun? O gönülden gönüle yol vardır sözündeki o yola bir girebiliyor musun? İşte oradan teşekkür et. Kardeşlerden birine öyle buyurmuş Sultanım Mahalle, diyor ki sen gönlüne yaz, ben oradan okurum diyor. Görüyor musun şu güzelliği? Düşünsene, Tayyip Bey şimdi gönlüne yazdı, Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ederim beni düşündüğünüz için diye. O da oradan okudu. Hiçbir şeye gerek var mı? Aracıya, vasıtaya filan. Ulaşmaya, çabalamaya filan. Görüyor musun? İşte o
gönül de o hale neyine nasıl geliyor? İşte tek başına olmaz yani. Tek başına olur ben yapmaya çalışın ömrün son dönemine gelin. Vah tüh den zaten geçen giden ya. Ama işte şöyle o sultanların manevi meclislerinde onlar diyor bir nazarıyla ne mesafeler aldırıyorlar talebelerine. Onun için biz inşallah yani kul olmaya gayret edelim. Onun için çaba gayret sarf edelim. Hani Şeyh Nazım Hazretleri öyle buyuruyormuş ya, cennetin bir sürü kapısı var diyor. Hani bir de kul kapısı var diyor. İnşallah Rabbim bizi o kul kapısından oraya girenlerden eylesin yani. Biz o acizliğimizin farkında olursak, yani ben senin dilenci edasında kapındaki kul olmaya çalışan biriyim ya Rabbi. Sen görüyorsun, biliyorsun. O acizliğimizin farkında olup da işte kendimizde bir varlık görmezsek, işte Allah-u Teala o zaman seninle beraber oluyor yani.